Herkese merhaba, ben Furkan. Bu videoda hangi iPhone size göre karar vereceğiz. Birçok iPhone var, birçok fiyatlandırma var. Bizim de bütçemiz var. Peki hangi iPhone, hangi özelliğiyle, hangi farkıyla size göre? Bu videoda sizlere iPhone'u anlatacağım. Ne istiyorsanız ona göre bir karar vereceğiz. Genel olarak 5000 lira üstündeki iPhone'ları baz alacağım. Çünkü 4500-4000 liralık iPhone'lar artık geçmiş model iPhone'lar ve çok işimize yarayacak modeller değil. Maalesef iPhone'larda pahalı bir telefon olduğu için 5000 lira gibi büyük bir bütçeyle bu videoya başlamak zorundayım. Ayrıca tarihlerin 24 Nisan'ı gösterdiğini, bu fiyatlandırmanın da bugüne özel olduğunu, yani 2 ay sonra bu fiyatlandırmanın değişebileceğini söyleyeyim. Ancak şunu söyleyeceğim. Sizlere anlatacağım şeyler değişmeyecek. Bundan dolayı bu mantıkla karar verebileceksiniz. Şimdi anlatmaya başlayacak olursak 5299 liralık fiyat etiketiyle iPhone SE'den başlamamız gerekiyor. iPhone SE gerçekten alınabilir en uygun fiyatlı iPhone olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü içerisinde dünyanın en güçlü işlemcisi var ve baktığınız zaman bir iPhone olarak karşımıza çıkıyor ve diğer bu işlemciyi kullanan veya benzer özelliklerdeki telefonlardan 2000 lira daha uygun fiyatlı. Bundan dolayı da kendisine uygun fiyatlı diyoruz. Ancak şöyle bir dezavantajı var. 4.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ve bu ekrandan dolayı da sizlere küçük gelebilir. Eğer büyük ekranla bu telefonu istiyorsanız baştan bu telefonu silmeniz gerekiyor. Çünkü 4.7 inç ekran gerçekten küçük. Ha yok, eğer ben küçük ekranı okuyayım diyorsanız anlatmaya devam edeceğim. iPhone SE iPhone 11'in ana kamerasını kullanıyor. Tek bir kameraya sahip ancak yazılım sayesinde portre fotoğraflarda çekebiliyor. Baktığınız zaman 4.7 inç büyüklüğündeki LCD ekranda tatmin edici bir şekilde karşımıza çıkıyor. Touch ID'li iPhone 8 tasarımıyla karşımıza çıkıyor. Ancak şunu söylemek istiyorum. Bu tasarımda eski bir tasarım olmasına rağmen madem uygun fiyatlı bir iPhone istiyoruz, bence bu iPhone'da bir düşünmeniz gerekiyor. iPhone SE'nin üstünde iPhone 8 Plus var. Ancak iPhone 8 Plus hem 2 nesil önceki işlemciyi kullanıyor hem de neredeyse iPhone 10'lara çok yakın bir fiyatla karşımıza çıkıyor. iPhone 10'lar ondan daha iyi bir fiyatlı telefon ve arada neredeyse 200 liralık bir fark var. Bundan dolayı iPhone 8 Plus'ı pas geçeceğim. Artık iPhone 8 Plus'ı almamanız gerekiyor desem sanırım yeri olacak. Şimdi iPhone 10'ları anlatmayla devam edeceğim. 6.1 inç büyüklüğünde LCD bir ekranla karşımıza çıkıyor. Bu LCD ekran HD çözünürlükte. Ancak bu da uygun fiyatlı bir iPhone ve HD çözünürlüğü kabul etmek durumundayız. Ayrıca ben de bir iPhone 11 kullanıcısıyım ve onun da ekranı HD çözünürlükte. Alıştıktan sonra herhangi bir şekilde sıkıntı çekmiyorsunuz. Bir teknoloji editörü olarak sizlere kesinlikle almamanız gereken bir ekran olarak bu ekrandan bahsedemem. Bu telefon geçtiğimiz yılın en iyi işlemcisini kullanıyor ki bu işlemci gerçekten hala güçlü bir işlemci. Apple A13 Bionic'ten bahsediyorum. Hız konusunda da aklınızda herhangi bir şekilde sıkıntı kalmasın. Baktığınız zaman tek bir kameraya sahibiz ve bu da iPhone SE'de olduğu gibi yazılımla portre fotoğraflar çekebiliyor. Ancak geniş açılı kameramız yok. Baktığınız zaman gece modu kameramız da yok. Bunlar kötü özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Ve iPhone 10'ların şöyle bir özelliği var. Geçtiğimiz yılın en uzun batarya ömrüne sahip telefonuydu. Yani batarya konusunda da sizleri mutlu edebilir. iPhone XR'da 5889 liralık fiyatla karşımıza çıkıyor. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Eğer bu bütçelere kadar çıktıysanız iPhone 10'lar alınabilir. Almayın demiyorum. Ancak hani derler ya, şu kadar parayı verdin, şu kadar daha para ver. iPhone 11 alın. Çünkü iPhone 11 ile arada ciddi farklar var. iPhone 11'den bahsedeyim. 64 GB'lik model 6999 liralık fiyat etiketiyle karşımıza çıkıyor. Eğer Apple'ın sitesinden alırsanız daha pahalı oluyor. Ancak hepsi burada gibi sitelerde bazen 6600 liraya kadar bu telefonu bulabiliyorsunuz. Ancak çok fazla indirim olmuyor. Ondan dolayı da indirim beklemenizi tavsiye etmem. iPhone 10'larla tamamen aynı ekran kullanılıyor. HD 6.1 inç büyüklüğünde Face ID'ye sahip yeni nesil bir ekran karşımızda ve bu ekrana baktığınız zaman da şu anda gördüğünüz gibi hani fena değil, şık olmayan bir ekran olduğunu söyleyebilirim. iPhone 10'larla en büyük fark kamera tarafında geliyor. Kamera olarak geniş açılı kamera ekleniyor. Gece modu ekleniyor. Baktığınız zaman 4K 60 FPS'te dünyanın en iyi videosunu çeken akıllı telefonu karşınıza çıkıyor ki iPhone 11'e iPhone 11 yapan en büyük özelliklerden birisi de bu. Şunu da söyleyeceğim. iPhone 10'larda ve iPhone 11'de hızlı şarj adaptörü kutudan çıkmıyor. Yani her iki cihaz tanışmış değiller. Ancak satın alırsanız hızlı şarj özelliğini kullanabiliyorsunuz. iPhone 11'i alırsanız da bu da aklınızda olsun. Bu zamana kadar sizlere söylediğim telefonlar iPhone SE'ydi, iPhone 10'lardı ve iPhone 11'di. iPhone SE küçük ekranlı telefon isteyenler için karşımıza çıkıyor. iPhone 10'lar uygun fiyatlı, o bütçelere çıkamayanlar için karşımıza çıkıyor. Ancak eğer bütçenizi zorlayacaksanız ve bir iPhone almaya karar verdiyseniz gerçekten alacağınız iPhone 11 olmalı. İçerisinde dünyanın en güçlü işlemcisi bulunuyor. Baktığınız zaman 6.1 inç büyüklüğündeki ekran fena sayılmaz ve yine baktığınız zaman bu telefon iPhone 11, yani en yeni nesil iPhone olarak karşımıza çıkıyor. Bunları söylüyorum ancak samimiyet olması adına şundan da bahsedeceğim. Yakın zamanda beni akrabam aradı. Dedi ki benim bir telefon almam gerekiyor. Kendisi amcamdı. Ne kadarlık bir bütçem var dedim. Zorlanmak istemiyorum ama telefon beni uzun süre götürmeli dedi. Ve ben de ona iPhone 11 almasını tavsiye ettim. Ve iPhone 11 aldı. iPhone 11 şu anda size en kaliteli şeyleri en uzun ömürlü şekilde, en uygun fiyatlı şekilde sunacak telefon olarak karşınıza çıkıyor. Aşağıya yorumlara lütfen yazmayın. 6.999 liralık fiyatın uygun fiyatlı olmadığını ben de biliyorum. Ancak baktığınız zaman bazı amiral gemileri 10.000 lira, 13.000 lira, 15.000 lira. Onlara baktığınız zaman bu kadar kaliteli şeyleri çıkaran bir telefon onların yanında uygun fiyatlı oluyor. Ben de sizinle aynı fikirdeyim, onu da söylemiş olayım. Peki bu fiyatın üstünde neler var derseniz hemen anlatmaya başlayacağım. iPhone XS var. iPhone XS 7.149 liralık fiyatıyla karşımıza çıkıyor. 5.8 inç büyüklüğünde OLED bir ekran kullanıyor. Geçtiğimiz yılın işlemcisini kullanıyor ve iki kamera var. Bu kameralardan bir tanesi 2x zoom yaparken diğeri ana kamera olarak karşımıza çıkıyor. Gece modu yok ve geniş açılı kamera yok. Bundan dolayı 7.149 liralık bir fiyat vermektense biraz daha düşük bir fiyat verip belki ekran tarafında daha kötü bir iPhone olan iPhone 11'i satın alıp kamera tarafında ve daha hızlı bir işlemciye sahip iPhone almak mantıklı. Aynı şekilde baktığınız zaman bu fiyatın üstüne XS Max var. 8.199 liralık bir telefon bu. Ancak ben size şunu söylemek istiyorum. Bu kadar parayı verip geniş açılı kamera sahip olmayan bir iPhone'u, gece moduna sahip olmayan bir iPhone'u satın almayın. Yine iPhone 11'i satın almak mantıklı gibi duruyor. Ancak şunu da söyleyeceğim. Bu telefonların ekranı iPhone 11'e göre daha kaliteli. Çünkü hem renk tonlaması olsun, hem siyahlar olsun, hem de çözünürlük olarak daha üst düzeyler. Eğer ekran konusunda gerçekten takıntınız varsa, gece modu ve geniş açılı kamera benim için çok da önemli değil diyorsanız bu telefonu alın. Ancak bahsettiğim gibi bir teknoloji editörü olarak iPhone 11'i sizlere tavsiye ederim. Peki benim param var, güçlü bir şey istiyorum derseniz ne olacak? iPhone 11 Pro'ya geleceğiz. iPhone 11 Pro, iPhone 11 serisinin belki de ikinci telefon olarak karşımıza çıkıyor. 10.239 lira gibi bir fiyata sahip olan bu telefon 5.8 inç büyüklüğünde Super Retina XDR bir ekrana sahip. İçerisindeki bu ekran gerçekten dünyanın en gelişmiş mobil ekranlarından bir tanesi ki ekran konusunda gerçekten bu telefona su dökülmez. İçerisinde Apple A13 Bionic var. iPhone 11 ile aynı işlemci var. Yani dünyanın en güçlü işlemcisine sahip bir telefon olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca iPhone 11 Pro'nun kamerası iPhone 11 ile aynı. Gece modu da var. Geniş açılı kamera da var. Ancak ek olarak 3. bir kamera var. Bu da 2x zoom yapabilen bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Ve ekran boyutu 5.8 inç. Toplamak gerekirse iPhone 11'den farkı şu oluyor. Nispeten daha küçük bir ekran, daha kaliteli bir ekran, 3. bir kamera ki bu sadece 2x zoom yapabiliyor. Benim gerçekten çok da derdim değil yani bir yere 2x zoom yapıp 3.000 lira 4.000 lira para vermek. Eğer iPhone 11 Pro'yu almak için yeterli bir miktarınız varsa iPhone 11 ile arasındaki farkı merak ediyorsanız şunu söyleyeyim. Bir telefon 6.999 lira, bir telefon 10.000 lira. Aradaki fark şu. 6.1 inç yerine 5.8 inç bir ekran ve gerçekten kaliteli bir ekran. 2x zoom yapabilen fazladan bir kamera ve daha iyi bir tasarım. Gerçekten aradaki 3.000 lira 4.000 lira fark buradan geliyor. Bu da aklınızda olsun. Bütçeniz varsa tabii ki alın. iPhone 11 Pro çok güzel bir telefon, çok hızlı bir telefon. Ancak iPhone 11'den de farkları bu kadar. Hani vermek istemezseniz diye de aklınızda olsun söylüyorum. Şimdi gelelim en iyi iPhone'a. Hakikaten çok iyi. Yani baktığınız zaman özellikleri anlatacağım ve diyeceksiniz ki hakikaten iyiymiş. iPhone 11 Pro Max'ten bahsediyorum. 64 GB'lık model 11.989 lira. Anladınız mı neden iPhone 11'e uygun fiyatlı bir iPhone diyorum? Çünkü iPhone 11 Pro Max'le aradaki farkları birazdan değineceğim ve gerçekten uygun fiyatlıymış diyeceksiniz. Şimdi anlatmaya başlıyorum o zaman. 6.5 inç büyüklüğünde büyük bir ekran, Super Retina XDR bir ekran var. Gerçekten kaliteli bir ekranla karşı karşıyayız. Şık bir tasarım ve 3. kamera olarak 2x zoom yapabilen kamera. İşlemciler aynı. Dünyanın en güçlü işlemcisi de bu telefonda kullanılıyor. Ve baktığınız zaman kutudan hızlı şarj çıkıyor. Yani kutudan hızlı şarj çıkıyor ne demek? Kutudan çıkan adaptörle iPhone 11 Pro'yu da iPhone 11 Pro Max'i de 30 dakika içerisinde 0'dan 50'ye şarj edebiliyorsunuz ki bunlar güzel değerler. Baktığınız zaman iPhone 11 Pro Max'te en uzun batarya ömrüne sahip iPhone olarak karşımıza çıkıyor. Peki iPhone 11 ile yani 6.999 liralık iPhone ile iPhone 11 Pro Max'in 12.000 liralık iPhone'un arasındaki farklar neler? Saymaya başlayayım. iPhone 11'in ekranı daha küçük ve daha kötü bir ekran. Kötü diyorum çünkü Super Retina XDR gerçekten efsane bir ekran. Ancak HD ekran bahsettiğim gibi sizlere tavsiye edebileceğim ancak daha iyileri de olan bir ekran. Ekran tarafını geçtikten sonra kamera geliyor. iPhone 11 2x zoom yapamıyor ve baktığınız zaman da batarya ömrü biraz daha az ve baktığınız zaman da kutudan hızlı şarj adaptörü çıkmıyor. Ayrıca satın almanız gerekiyor. Yani arada ciddi bir fark var ve bu ciddi farklar 2 kat fiyat farkını hak ediyor mu, hak etmiyor mu? Bu tabii ki sizin tercihinize kalmış. Şimdi toplamak istiyorum. Ne yapacağız Furkan? Yani anlattın ama ne alayım derseniz ben sizlere şunu söylemek istiyorum. En uygun fiyatlı iPhone SE. Eğer küçük ekran istiyorsanız alın. iPhone 10'lara kadar bütçeniz yetiyorsa gerçekten alınabilir bir telefon. Ancak o kadar parayı verdiniz, lütfen iPhone 11'i alın derim. Çünkü iPhone 11 geniş açılı kamerasıyla olsun, daha hızlı işlemcisiyle olsun, bir yıl daha uzun kullanım ömrüyle olsun. Çünkü iPhone 10'lar bir yıl önceki telefon olduğu için bu aradaki yaş farkı bir yıl daha uzun bir süre bize ortaya çıkartıyor. Sizlere büyük fark sağlayacak. Ondan bahsetmiş olayım. Artık ileriki seviyelerde XS ve XS Max var ama XS ve XS Max'in ekranı daha iyi diye o paraları vermeye çok gerek yokmuş gibi hissediyorum. Tabii ki onların da incelemelerini ve karşılaştırmalarını izleyerek karar verebilirsiniz. iPhone 11 ve iPhone 11 Pro Max'te biraz artık size kalmış oluyor. Bütçeniz varsa tercih edilebilir. Ben bir telefon alsaydım iPhone 11 Pro Max alırdım. Çünkü büyük ekranı seviyorum ve büyük ekranlı telefon kullanmak hoşuma gidiyor. Ancak iPhone 11'i kullanıyorum. iPhone 11'i kullanmak da zevkli. Yani 6.1 inç LCD bir ekrana alışmış durumdayım ve baktığınız zaman batarya ömrü biraz daha az gidiyor ve 2x zoom yapamıyorum. Yani alıştığım şeyler var ve kullanmadığım özellikler var. O yüzden hayatımda çok da büyük bir eksiklik olmadığını söylemiş olayım. Bugün sizlerle beraber hangi iPhone'u almanız gerektiğine karar verdik. Peki hangi iPhone'u alacaksınız? Aşağıya yazın. Neden o iPhone'u almaya karar verdiniz? Beraber sohbet edelim. Hatta şunu söyleyeceğim. Aşağıya merak ettiğiniz detaylar olursa onları da yazın. Hepsini teker teker cevaplamaya çalışacağım. Ancak yetişemezsem bana kızmayın. Evde kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.